Romanımızın adı Bülbülü Öldürmek. Yazar Harper Lee. Çeviri Ülker İnce. Yayın evi Sel Yayıncılık. Birinci kısım, birinci bölüm. Cem, kolu tam dirseğinden fena halde kırıldığında aşağı yukarı 13 yaşındaydı. Kolu iyileşip de bir daha asla futbol oynamama korkusundan kurtulduğunda ağabeyim, bu sakatlığını neredeyse hiç hatırlamaz olmuştu. Sol kolu sağ koluna göre biraz kısaydı. Ayakta durur ya da yürürken elinin üstünde bacağını dik açı yapar, baş parmağı da bacağına paralel dururdu. Hiç umursadığı yoktu. Pas verebiliyordu. Topa yere düşmeden önce vurabiliyordu ya, bu ona yetiyordu. Olayın üzerinden geriye dönüp olanları gözden geçirebileceğimiz kadar zaman geçtikten sonra ara sıra bu kazaya nelerin yol açtığını tartışmaya başladık. Ben her şeyi Evalar'ın başlattığını iddia ederdim. Ama benden 4 yaş büyük olan Cem çok daha öncesinden başladığını söylerdi. Onun dediğine göre dil buraya geldiği zaman başlamış her şey. Radley denen o öcüyü evden dışarı çıkarma düşüncesini ortaya attığı zaman. Konuya daha geniş bir açıdan bakacak olursak aslında her şeyin Andrew Jackson'la başladığını söylüyordum Cem'e. General Jackson Cree yerlilerini topraklarından sürmeseydi Simon Pinch asla Alabama'ya gelmeyecekti. O gelmeseydi acaba biz nerede olacaktık? Aramızdaki anlaşmazlıkları yumruklaşarak çözme yaşını çoktan geçmiştik. O yüzden Atticus'a danıştık. Babam ikimizin de haklı olduğunu söyledi. Güneyli ailemizin bazı üyelerinin en çok üzüldüğü şey Hastings Savaşı'nda iki tarafta da adı kayıtlara geçmiş atalarımızın bulunmamasıydı. Bizim yalnız Simon Finch'imiz vardı. Pintiliği sofuluğunu geride bırakan Cornwall'lı kürk avcısı bir eczacı. Simon, İngiltere'de kendilerine Metodist diyen kişilerin liberal kardeşleri tarafından zulme uğramasından rahatsız olmuş, kendisini Metodist olarak nitelendiği için Atlantik'i aşarak Philadelphia'ya gelmiş, daha sonra da Jamaika'ya, oradan Mobile, oradan da St. Septimus'a gitmişti. John Wesley'nin alırken ve satarken fazla sözcük kullanmakla ilgili eleştirilerini unutmayan Simon, eczacılık yaparken yükünü tutmuş ama bu arada şeytana uyup altından yapılma, pahalı şeyler takmak gibi Tanrı'nın hoşuna gitmeyeceğini bildiği şeyler yapma korkusunu yaşamıştı. Böylece Simon, hocasının insanları birer taşınır malmış gibi satın alma konusundaki özdeyişini unutup 3 köle satın almış ve onların yardımıyla St. Stephens'in 6-7 kilometre kuzeyinde Alabama Irmağı'nın kıyılarında kendine bir çiftlik kurmuştu. St. Stephens'e sadece bir kez dönmüş, oradan kendisine bir kadın almış, o kadınla birlikte kızlarına kadar uzanan bir aileyi olmuştu. Simon çok uzun yıllar yaşayıp zengin biri olarak öldü. Finch arazisi olarak anılan Simon'ın çiftliğinde kalmak ve hayatlarını pamuk yetiştiriciliğiyle kazanmak ailenin erkekleri için bir gelenekti. Kendi kendine yeterli bir yerdi burası. Çevredeki imparatorluklarla karşılaştırıldığında gösterişsizdi. Ama arazide buz, un, giyim eşyası gibi şeyler dışında yaşamak için gerekli her şey üretiliyordu. O üretilmeyen şeyler de ırmak gemileriyle Mobile'den geliyordu. Simon olsa kuzey ile güney arasındaki anlaşmazlığı torunlarının toprak dışında her şeylerini kaybetmelerine yol açtığı için öfkeyle karşılardı. Fakat ailemizde toprağa bağlı kalma geleneğini ta 20. yüzyıl ortalarına kadar babam Atticus Finch hukuk okumak üzere Montgomery'ye, küçük erkek kardeşi ise tıp okumak üzere Boston'a gidinceye kadar sürmüştü. Araziden ayrılmayan tek Finch, kız kardeşleri Alexandra'ydı. Suskun bir adamla evlenmişti. Adam bütün gün ırmak kıyısında bir hamakla yatar, acaba alabalık oltalarım ne durumda diye düşünürdü. Babam baroya kabul edildiği zaman Maycomb'a dönüp avukatlık yapmaya başladı. Araziden 30 kilometre kadar uzakta olan Maycomb, Maycomb ilçesinin resmi merkeziydi. Atticus Finch'in adliye binasındaki odasında bir şapka askısı, bir tükürük kokkası, bir damla tahtası ve gıcır gıcır bir Alabama yönetmeliği dışında pek bir şey yoktu. İlk iki müşterisi Maycomb ilçe hapishanesinde asılan son iki kişiydi. Atticus onları Amerika'nın cömertliğinden yararlanıp ikinci dereceden cinayeti kabul ederek canlarını kurtarmaya razı etmeye çalışmıştı. Ama onlar birer Haverfordlu. Maycomb ilçesinde Haverford demek budala demekti. Haverfordlular
Malcolm'da biricik demircisini bir katara alıkoyduğu şeklinde yanlış bir iddia yüzünden hem de 3 tanığın gözü önünde öldürecek, sonra da o orospu çocuğunun belayı kendisinin davet ettiğini iddia etmenin iyi bir savunma olduğunu düşünecek kadar mantıksızdılar. Birinci derece cinayetten suçlu olmadıklarını iddia etmekte direnmişler, sonuçta da Atticus'un müşterileri bu dünyayı terk ederken yanlarında hazır bulunmak dışında yapabileceği bir şey kalmamıştı. Belki de babamın ceza hukuku uygulamalarına karşı duyduğu derin nefretin kökeninde bu olay yatıyordu. Malcolm ilk 5 yılında Atticus her şeyden çok ekonomiyle ilgilenmiş, daha sonra yıllarca kazancını erkek kardeşinin eğitimine yatırmıştı. John Hall Finch babamdan 10 yaş küçüktü. Pamuk yetiştirmenin zahmete değmediği bir zamanda tıp okumak istemişti. Ama Jack amcayı hayatını kazanacak hale getirmek için elinden geleni yaptıktan sonra Atticus hukukçu olarak epey bir para kazandı. Malcolm'u seviyordu. Kendisi de Malcolm'da doğmuş ve büyümüştü. O insanları, insanlar da onu tanıyordu. Simon Finch'in çalışkanlığı sayesinde Atticus ya kan bağı ya da evlilik yoluyla neredeyse kasabadaki her aileyle hısımdı. Malcolm eski bir kasabaydı ama ben tanıdığımdan eski ve yorgun bir kasabaydı. Yağmurlu havalarda sokaklardaki kırmızı toprak sulu çamura dönüşürdü. Kaldırımlardan otlar çıkar, meydandaki adliye binasına bel verirdi. Nedense eskiden hava daha sıcaktı. Bir yaz günü siyah bir köpek soluk almakta zorlanır, hover arabalarına koşulmuş, bir deri bir kemik katırlar, meydandaki meşelerin bunaltıcı gölgesinde kuyruklarıyla sinekleri kovalardı. Erkeklerin kas katı kolalı yakaları sabah saat daha 9 olmadan dikliğini kaybederdi. Kadınlar öğlenden önce ve saat 3 uykusundan sonra banyo yapar, gece olduğunda ise terler, pudra şekeri kaplı o güzelim yumuşak kekleri andırırlardı. O zamanlar insanlar yavaş hareket ederdi. Salına salına meydanın bir tarafından karşı tarafına geçer, meydanın çevresindeki dükkanlara salına salına girer, çıkar, hiç acele etmezlerdi. Bir gün 24 saatti ama sanki daha uzunmuş gibiydi. Acele etmeye gerek duyulmazdı çünkü gidecek bir yer yoktu. Ne satın alacak bir şey vardı ne de satın almak için para. Maykop ilçesi sınırları dışında görülecek bir şey de yoktu. Ama bazı insanlar için o dönem belli belirsiz bir iyimserlik dönemiydi. Maykop'a son günlerde korkudan başka korkacağı bir şeyin olmadığı söylenmişti. Biz yani Atticus, Cem ve ben aşçımız Kulpernia ile birlikte kasabanın başlıca yerleşim bölgesi olan ana caddede oturuyorduk. Cem ve ben babamızdan memnunduk. Bizimle oynuyor, bize kitap okuyor, bize kibar ve tarafsız davranıyordu. Kulpernia farklı bir şeydi. Bir deri bir kemikti, uzağa göremezdi. Gözlerini kısarak bakardı. Elleri kürek gibiydi, çok da sertti. Her zaman beni mutfaktan kovar, Cem'in benden büyük olduğunu bildiği halde neden Cem gibi uslu olmadığımı sorar, daha eve dönmeye hazır olmadığım bir saatte beni eve çağırırdı. Aramızda destansı ve tek yanlı bir savaş vardı. Bu savaşı her zaman Kulpernia kazanırdı. Bunun en temel nedeni de Atticus'un her zaman onun tarafını tutmasıydı. Kulpernia, Cem'in doğumundan beri bizim yanımızdaydı. Aklım erdi ereli onun baskıcı varlığını hissediyordum. Annemiz ben 2 yaşındayken ölmüştü. Bu yüzden onun yokluğunu hiç hissetmezdim. Montgomery'liydi. Graham'ların kızıydı. Atticus onunla eyalet yasama meclisinde ilk kez seçildiği zaman tanışmıştı. O zamanlar orta yaşlı bir adamdı. Annemse ondan 15 yaş küçüktü. Cem onların evliliklerinin ilk yılının ürünüydü. 4 yıl sonra ben doğmuştum. 2 yıl sonra da annemiz ani bir kalp krizinden ölmüştü. Ailesinde bu tür ölümler varmış, öyle diyorlardı. Ben annemi özlemiyordum ama galiba Cem özlüyordu. Annemi çok iyi hatırlıyordu. Bazen oyun oynarken birden uzun uzun iç geçirirdi. Bırakıp gider, arabanın garajının arkasında tek başına oynardı. Böyle zamanlarda en iyisi onu rahatsız etmemekti. Bunu bilirdim. Ben neredeyse 6 yaşıma, Cem de yaklaşık 10 yaşına geldiğinde yazları özgürlük alanımızın sınırları Kulpernia'nın sesinin duyulma mesafesine göre çizilmişti. Kuzey yönünde 2 ev ötedeki bayan Henry Lafayette de Duesson'un, güney yönündeki ise Radyellerin evine dayanıyordu. Bu sınırları aşma dürtüsüne asla kapılmazdık. Radyellerin evinde oturan o bilinmeyen varlığın adını duymak bile günlerce uslu durmamız için yeterliydi. Bayan Dubasso ise düpedüz bir felaketti.
Dilim bize geldiği yazdı. Sabahın erken saatlerinde arka bahçede Cem ile her günkü gibi oyun oynamaya hazırlanırken bitişik komşumuz Bayan Rachel Howard'un lahana ekili bahçesinden gelen bir ses duyduk. Yavru köpek olabileceğini düşünerek tel çitinin yanına gittik. Bayan Rachel'in teriyesini göreceğimizi sanıyorduk. Ama yere oturmuş bize bakan birini gördük. Otururken lahanalarla aynı boydaydı. Ona öylece bakıyorduk, sonunda konuştu. Merhaba. Sana da merhaba, dedi Cem nazikçe. Adım Charles Buckle Harris, dedi oğlan. Okuma biliyorum. Biliyorsan ne olmuş, dedim ben. Okuma bildiğimi bilmek isteyebileceğinizi düşündüm. O kadar. Okutmak istediğiniz bir şey varsa okurum. Sen kaç yaşındasın, diye sordu Cem. 4,5 mu? 7 yaşıma basacağım. Ha, o zaman başka, dedi Cem. Ve baş parmağıyla beni gösterdi. Şu var ya, doğduğu günden beri okuyor. Henüz okula bile başlamadı. Sen hiç 7 yaşına basacak gibi görünmüyorsun. Çok çelimsizsin. Kendim küçüğüm ama yaşım büyük. Ona daha iyi bakabilmek için Cem saçlarını geriye itti. Buraya gelsene Charles Buckles Harris, dedi. Vay be, ne biçim at. Seninkinden daha komik değil. Rachel teyzem senin adının Jeremy Atticus Finch olduğunu söylüyor. Cem suratını astı. Ama ben büyüğüm. Adım boyumdan büyük değil. Eminim seninki bir karış büyüktür. Herkes bana Dil der, dedi Dil. Çitin altından geçmeye çalışıyordu. Altından geçmeye çalışacağına üstünden geçsene, dedim ben. Nerelisin? Dil, Mississippi'nin Meridian kentindendi. Yazın teyzesi Bayan Rachel'in yanında geçiriyordu. Bundan sonra yazları Maycomb'a gelecekti. Ailesi aslan Maycomb'luydu. Annesi Meridian'dan bir fotoğrafçının yanında çalışıyordu. Dil'in fotoğrafıyla güzel çocuk yarışmasına katılmıştı. $5 kazanmıştı. Kazandığı 5 doları da Dil'e vermişti. Dil de o 5 dolarla 20 kere sinemaya gitmişti. Burada sinema yok. Bazen adliye binasında İsa ile ilgili filmler oluyor, dedi Cem. İyi bir şey izledin mi hiç? Dil Dracula'yı izlemişti. Bundan etkilenen Cem ona saygı duymaya başlamıştı. Bize de anlatsana, dedi. Antika bir çocuktu şu Dil. Gömleğine düğmelenmiş mavi keten bir şort giyiyordu. Saçları kar gibi bembeyaz ve kaz tüyü gibi kafasına yapışıktı. Benden bir yaş büyüktü ama ben ondan çok uzundum. Bize o eski öyküyü anlatırken gözleri parıldıyor, bir kararıyordu. Aniden ve neşeyle gülüyordu. Alnının tam ortasında dana yalamış gibi dik duran saçlarını çekiştirme alışkanlığı vardı. Dil sonunda Drakula'yı anlatmayı bitirince Cem, Dil'in anlatışına bakılırsa film sanki kitaptan daha iyi, dedi. Ben de Dil'e babasının nerede olduğunu sordum. Hiç babandan söz etmedin, dedim. Babam yok ki. Öldü mü? Yok. Ölmediyse babam var demektir, öyle değil mi? Dil'in yüzü kızardı. Cem de bana susmamı söyledi. Bu demekti ki Dil'i incelemiş, kabul edilir bulmuştu. O günden sonra o yazı her zamanki gibi mutluluk içinde geçirdik. Her zamanki mutluluk şu demekti. Arka bahçedeki kocaman iki tesbih ağacının arasına kurulmuş ağaç evi düzelttik. Oliver Optic'in, Victor Apalta'nın ve Edgar Rice Burroughs'un yapıtlarından uyarlanmış tiyatro eserleri listemizdeki oyunları eksiksizce tamamladık. Dil'in aramıza katılması bu bakımdan iyi oldu. Daha önce benim oynamak zorunda kaldığım rolleri üstlendi. Tarzan'dan maymun rolünü ona verdik. The Rover Boys'ta Bay Crypto olmuştu. Tom Swift'te Bay Damon. Böylece bir cep sihirbazından farksız Dil'i tanımıştık. Kafasına garip planlarla, acayip özlemlerle, tuhaf tuhaf düşüncelerle dolu o oğlanı. Ama Ağustos sonuna doğru kim bilir kaç kez tekrarladığımız için listemizdeki oyunlar yavanlaşmıştı. İşte tam o günlerde Dil bize bir öneride bulundu. Radley denen oyuncuyu evinden dışarı çıkmaya zorlamalıydık. Dil'in aklı fikri Radyeller'in evindeydi. Yaptığımız onca açıklama, uyarı ona vız geliyordu. Ayın çekim gücüne sular nasıl karşı koyamazsa o da o evin çekim gücüne karşı koyamıyordu. Ama ancak köşe başındaki elektrik direğinin yanına kadar gidiyor, daha fazla yaklaşmayı göze alamıyordu. Radyellerin evi bizim evin ilerisinde 90 derecelik bir dönemeçin çıkıntısı içine yerleştirilmiş bir evdi. Güney yönünde yürüyünce evin verandası karşımıza çıkıyordu. Kaldırım kıvrılır, o parseli izlerdik. Alçak boylu bir evdi.
Bir zamanlar genişçe bir ön verandası ve yeşil pancurları olan bu ev beyaz boyalıydı. Ama artık çevresindeki ardoğaz grisi avlunun rengini almıştı. Yağmurdan çürümüş çatı padavraları verandanın su oluklarının üstüne sarkmıştı. Meşe ağaçları gün ışığını engelliyordu. Sarhoş gibi iki yana sallanan bir çit kazığı kalıntısı ön avluda nöbet tutmaktaydı. Hiç süpürge yüzü görmemiş toprak avlu ottan geçilmiyordu. İçeride kötü bir hayalet yaşamaktaydı. İnsanlar öyle birinin var olduğunu söylüyordu. Ama Cem'le ikimiz onu hiç görmemiştik. Onun geceleri ay yükseldiğinde dışarıya çıktığını, pencerelerden evleri gözetlediğini söylüyorlardı. Açalyaların soğuktan donmasının sebebi onun çiçeklerin üzerine nefesini üflemesiydi. Maykop'ta sinsice işlenen her türlü suç onun marifetiydi. Bir keresinde kasabada geceleri peş peşe meydana gelen bir takım ürkütücü olaylar yüzünden büyük bir korku yaşanmıştı. İnsanların tavukları ve evcil hayvanları sakat bırakılıyordu. Bunların sorumlusu Deli Eddie'ydi. Sonunda Barker girdabında boğulmuştu ama herkesin aklı hala radyellerin evindeydi. İlk kuşkularını bir kenara bırakmak istemiyorlardı. Bir zenci geceleyin asla radyellerin evinin önünden geçmez, yolunu değiştirir, karşı kaldırımlarda ıslık çala çala yürürdü. Kasaba okulunun bahçesi radyellerin arazisinin arka tarafına bitişikti. Radyellerin tavuklarının bulunduğu avludaki uzun pekan ceviz ağaçlarının meyveleri okul bahçesine dökülür ama çocuklar cevizlere dokunmazdı. Radyellerin cevizini yerseniz ölürdünüz. Beyzbol topunuzu radyellerin avlusuna kaçırırsanız en iyisi onu unutmaktır. Topunuzu soramazsınız. O evde mutsuzluk Cem'le ikimiz doğmadan yıllar önce başlamıştı. Radyeller kasabada sevilen insanlardı. Ancak kendi içlerine kapanmak gibi Maykop'ta asla bağışlanmayacak bir şey yaptılar. Maykop başlıca etkinliğine katılmayıp kiliseye gitmediler. İbadetlerini evde yaptılar. Bayan Radyel öğleden önce kahve içmek için karşı komşularına pek ender giderdi ve kuşkusuz hiçbir dini toplantıya da katılmazdı. Bay Radley her sabah saat 11.30'da kasabaya iner ve saat tam 12'de geri dönerdi. Bazen elinde bir kese kağıdı olurdu. Komşular da kese kağıdında da bazı bakkaliye ürünleri vardır herhalde diye düşünürdü. Yaşlı Bay Radyel'in hayatını nasıl kazandığını ben hiç bilmiyordum. Cem kaldırım mühendisi olduğunu söylüyordu. Aylak geziyor demenin kibarcasıydı bu. Ama Mr. Rabley, karısı ve iki oğluyla birlikte ne zamandan beri burada yaşadığını hatırlayan yoktu. Pazar günleri Radley'lerin evlerinin kapıları ve pancurları kapalı olurdu. Maykompluların yabancısı olduğu bir şeydi bu. Kapıların kapalı olması hastalık ya da soğuk anlamına gelirdi. Bütün günlerden farklı olarak pazar günü öğleden sonraları resmi ziyaret günüydü. Kadınlar korselerini, erkekler paltolarını, çocuklar da ayakkabılarını giyerdi. Ama bir pazar günü öğleden sonra radyellerin ön basamaklarından çıkıp evde misiniz diye seslenerek komşularına hiç yapmadıkları bir şeydi. Radyellerin tel kapıları da yoktu. Eskiden var mıydı diye bir keresinde Atikus'a sordum. Atikus vardı dedi ama ben doğmadan önceymiş. Mahalledeki efsaneye göre Radyellerin küçük oğlu daha 20'sine gelmeden ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan çok büyük, anlaşılması zor bir kabile olan Old Sarumlu Kanikamlardan bazılarıyla tanışmış ve onlarla birlikte Maykompluların hiç görmediği çete gibi bir şey kurmuşlar. Fazla bir şey yaptıkları yokmuş ama yaptıkları şeyler kasabada tartışma yaratmalarına ve 3 vaiz kürsüsünde açıkça uyarılmalarına yetmiş. Berber dükkanının oralarda dolaşıyor, pazar günleri otobüsle Upsville sinemaya gidiyorlar, ilçenin ırmak kıyısındaki kumarhanelerde, Div Drop In Fishing Camp'te danslı partilere katılıyorlar ve ev yapımı viski deniyorlarmış. Maykop'ta hiç kimse Bay Radyal'a oğlunun yanlış insanlarla dolaştığını söylemeye cesaret edemiyormuş. Bir gece iyice kafayı bulan oğlanlar ödünç aldıkları külüstür bir arabayı geri geri sürerek meydanda dolaşmışlar. Onları tutuklamak isteyen Maykop'un eski mübaşiri Bay Corner direnmişler ve onu adliyenin ek binasına kilitlemişler. Kasabalılar bu konuyu seyirci kalmamaya karar vermiş. Bay Corner'ın oğullarının hepsini tanıdığını söylemiş. Bunu onların yanına bırakmamakta kararlıymış. Böylece vesayet mahkemesi yargıcının karşısına çıkarmışlar. Ahlaka aykırı davranmakla, huzuru bozmakla, saldırıp dart etmekle
ve bir kadının huzurunda ve onun duyacağı şekilde küfürlü ve edepsiz bir dil kullanmakla suçluyorlarmış. Yargıç, Bay Connor'a son suçlamanın nedenini sormuş. Bay Connor da oğlanların çok yüksek sesle küfürler ettiklerini, Maykob'un bütün kadınlarının küfürleri duyduğundan emin olduğunu söylemiş. Yargıç, oğlanları Eyalet Endüstri Meslek Lisesi'ne göndermeye karar vermiş. Oğlanlar bazen sırf doğru dürüst yemek yiyebilecekleri ve barınacakları bir yer olduğu için oraya gönderilmiş. Orası hapishane değilmiş. Oraya gitmenin aşağılayıcı bir yanı yokmuş. Ama Bay Radyer o kanında değilmiş. Yargıcın Arthur'u serbest bırakmasını istemiş. Bırakırsa onun bir daha sorun çıkarmaması için elinden geleni yapacakmış. Bay Radyer'in sözünün eri olduğunu bilen yargıç kendisinden isteneni seve seve yapmış. Öteki çocuklar Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmişler. Bu eyalette alınabilecek en iyi orta öğrenimi almışlar. İçlerinden biri sonunda Auburn'daki mühendislik okuluna kapağı atmış. Radyer'lerin evinin pazar günleri kapanan kapısı hafta içi de kapanmış. Radyer'lerin oğlu 15 yıl ortalıkta görünmemiş. Ama Cem'in hayal meyal hatırladığına göre bir gün gelmiş. Öcü Radyer'le ilgili bir haber duyulmuş. Onu görenler olmuş ama Cem görmemiş. Cem'in dediğine göre Atticus Radyer'ler hak konusunda pek konuşmazmış. Ne zaman Cem bir soru sorsa Atticus'un tek yanıtı ona kendi işine bakmasını söylemek oluyormuş. Radyer'ler de kendi işlerine bakmalıymış. Buna hakları varmış. Ama bu olay üzerine Cem'in dediğine göre Atticus başını iki yana sallayıp demiş. Yani Cem ne öğrendiyse komşumuz Stephanie Crawford cadısından öğrenmiş. Kadın her şeyi bildiğini söylüyormuş. Stephanie'ye göre öcü Radyer salonda oturmuş, defterine yapıştırmak üzere Maycomb Tribune gazetesinden bir şeyler kesmekteymiş. İçeri babası girmiş. Bay Radyer oğlunun yanından geçerken oğlu elindeki makası babasının bacağına saplamış. Sonra kanlı makası pantolonunu silerek işine devam etmiş. Bayan Radyer sokağa fırlamış. Arthur hepimizi öldürecek diye bağırıyormuş ama şerif geldiğinde öcü halen salonda oturmuş gazeteden bir şeyler kesiyormuş. O zamanlar oğlan 33 yaşındaymış. Bayan Stephanie dediğine göre oğlanın bir sürü Tuscoloso'da kalmasının iyi olabileceğini söyleyenlere Bay Radyer hiçbir Radyer'in akıl hastanesine gitmeyeceğini yanıtını vermiş. Oğlu deli falan değilmiş. Yalnızca bazen sinirli oluyormuş. Bay Radyer onun içeri tıkılmasına karşı olmadığını kabul ediyormuş. Ancak oğlunun herhangi bir şeyle suçlanmaması konusunda ısrarcıymış. O bir suçlu değilmiş. Şerif onu zencilerle birlikte içeri tıkmaya cesaret edememiş. Adliye binasının bodrumuna kapatmış. Öcü Radyer'in ne zaman serbest kalıp eve döndüğünü Cem tam olarak hatırlamıyordu. Ama Bayan Stephanie Crawford'un dediğine göre belediye meclisi üyelerinin bazıları Bay Radyer'i gidip oğlunu oradan çıkarmazsa çocukcağızın nemden dolayı küflenip öleceğini söylemişler. Üstüne üstlük oğlan sonsuza kadar kamu parasını yiyerek yaşayamazmış. Bay Radyer oğlanın bir daha ortalıkta görünmemesi için onu neyle korkutmuştu? Kimse bilmiyordu ama Cem, Bay Radyer'in çoğu zaman onu yatağa zincirlediği kanısındaymış. Atticus buna katılmıyordu. Böyle bir şey yoktu. Onları birer hayalete dönüştürmenin başka yolları vardı. Ara sıra Bayan Radley'in ön kapıyı açıp verandada ucuna kadar yürür, tespih çiçeklerini sularken gördüğümü hatırlıyorum. Ama Cem'le ikimiz Bay Radley'i kasabaya gidip dönerken her gün görürdük. Sıska bir adamdı. Bir deri bir kemikti. Gözleri renksizdi. O kadar renksizdi ki hiç ışık yansıtmıyordu. Elmacık kemikleri çıkık, ağzı büyük, üst dudağı ince, alt dudağı etliydi. Bayan Stephen Crawford'un onun çok dürüst bir adam olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın sözünden başka buyruk tanımazmış. Biz de buna inanıyorduk çünkü Bay Radley baston yutmuş gibi dimdik duran bir adamdı. Bizimle asla konuşmazdı. O geçerken biz yere bakar ve günaydın efendim derdik. O da yanıt olarak öksürürdü. Bay Radley'in büyük oğlu Pensacola'da oturuyordu. Noel zamanı eve gelirdi. O eve girip çıktığını gördüğümüz pek az kişiden biri de o olurdu. İnsanlar Bay Radyer'in Arthur'u eve çıkardığı günden itibaren evin ölü evine dönüştüğünü söylüyorlardı. Ama bir gün Atticus bize bahçede gürültü etmememizi, edersek bizi fena yapacağını söyledi. İkisi evde olmadığı zaman gürültü ettiğimizi duyarsa bu işi Calpurnia yapacaktı. Bu görevi ona vermişti. Bay Radley ölmek üzereydi.
ölmesi zaman aldı. Radley'lerin arazisine giden yol iki başına yerleştirilen ahşap bıçkı tezgahlarıyla kapatıldı. Yaya kaldırımına saman kondu ve trafik arka sokağa yönlendirildi. Doktor Reynolds her geldiğinde arabasını bizim evin önüne park edip Radley'lerin evine yürüdü. Cem'le ikimiz günlerce avlunun çevresinde dolaştık durduk. Sonunda bıçkı tezgahları kaldırıldı. Son yolculuğunu yapan Bay Radley bizim evin önünden geçerken ön verandadan seyrettik onu. Calpurnia, Tanrı'nın yarattığı en aşağılık adam geçiyor diyerek düşünceli düşünceli avluya tükürdü. İkimiz şaşkınlıkla Calpurnia'ya baktık. Çünkü beyaz adamların hal ve gidişleri üzerine pek ender konuşurdu. Bay Radley toprağın altına girince mahalleliler öcü Radley'in dışarı çıkacağını düşündüler. Ama öyle olmadı. Pensacola'daki ağabey eve döndü ve Bay Radley'in yerini aldı. Onunla babası arasındaki tek fark yaşlarıydı. Cem, Bay Ned Hal Radley'in de boş gezenin boş kalfası olduğunu söylüyordu. Fakat biz kendisine günaydın dediğimizde Bay Nathan bizimle konuşurdu. Bazen onu elinde bir dergiyle kasabadan gelirken görürdük. Biz dile Radley'leri anlattıkça o daha fazla öğrenmek istiyordu. Köşedeki elektrik direğine sarılıp daha uzun süre orada duruyor, daha çok merak ediyordu. ''Acaba içeride ne yapıyorlar? Merak ediyorum.'' diye mırıldandı değil. Sanki kafasını kapıdan dışarı çıkarıverecekmiş gibime geliyor. ''Zifiri karanlıkta dışarı çıkıyor o çıkmasına.'' dedeceğim. Bir keresinde Bayan Stephen Crawford gecenin bir yarısı uyanmış, pencereden dosdoğru kendisine bakarken görmüş onu. Bir iskelet kafası bakıyor sanmış. ''Hiç, sen hiç gece uyanıp onun ayak seslerini duydun mu?'' ''Değil, hah işte böyle yürür.'' Cem çakılları üzerine ayaklarını sürdü. ''Bayan Rachel geceleri neden kapıya sıkı sıkı kapatıyor sanıyorsun? Onun ayak izlerini sabahları bizim arka avluda kaç kez gördüm. Sonra bir gece bizim arkadaki tel kapıyı tırmaladığını duydum. Ama Atikus yetişene kadar gitmişti.'' ''Neye benziyor? Çok merak ediyorum.'' dedi Dil. Cem, Radley öcüsünü tanımladı. Akla uygun bir tanımdı. Ayak izlerine bakılırsa boyu 1.90 kadardı. Yakaladığı sincapları ve fareleri çiğ çiğ yiyordu. Ellerinde bu yüzden kan lekeleri vardı. Bir hayvanı çiğ çiğ yerseniz elinizdeki kan lekeleri yıkasanız da çıkmazdı. Suratının ortasında pürüzlü bir yara izi vardı. Ağzında diş diye ne kaldıysa onlar da çürüktü. Patlak gözlüydü. Çoğu kez ağzından salyalar akıyordu. ''Gelin onu dışarı çıkartalım.'' dedi Dil. ''Nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum.'' ''Canına susadıysan gider kapısını çalarsın.'' dedi Cem. İlk baskınımız ancak Dil, Cem'le bahse girdiği için gerçekleşebildi. Radley'lerin bahçe kapısına kadar gitmeye cesaret edebildiysek de iki Domstaff'e karşılık bir gri hayalet verecekti. Hiçbir cesaret sınavını geri çevirmeyen Cem tam 3 gün düşündü. Herhalde onurunu kurtarmak, canını kurtarmaktan önemli olmalıydı ki dile kolayca teslim bayrağını çekti. ''Korkuyorsun.'' dedi Dil ilk gün. ''Korkmuyorum, saygısızlık etmek istemiyorum.'' dedi Cem. Ertesi gün Dil, ''Öyleyse çok korkuyorsun ki ön avlusuna ayağının ucuyla bile dokunamazsın.'' dedi. Cem ise korkmadığını düşünüyordu. Çünkü her gün okula giderken Radley'lerin evinin önünden geçiyordu. ''Hep koşarak geçiyorsun.'' dedim ben. Ama Dil, üçüncü gün onu teslim almayı başardı. Cem'e, Meridian'daki insanların kesinlikle Maycomb'dakiler kadar korkak olmadıklarını söyledi. Maycomb'lular kadar korkak insanlar görmemişti. Bu kadarı fazlaydı. Cem köşeye kadar yürüdü, köşede durup elektrik direğine yaslandı. Ev yapımı menteşelerle tutuşulmuş kapıya baktı. Biz de onun yanına gittik. ''Şunu kafana koy, Dil Harris. Bu adam hepimizi tek tek öldürecek.'' dedi. ''Senin gözlerini oyduğu zaman sakın kabahati benim üstüme atma. Bunlar senin başının altından çıktı, unutma.'' ''Hala korkuyorsun.'' diye mırıldandı Dil ısrarla. Cem hiçbir şeyden korkmadığını Dil'e son kez tekrarladı. ''Benim tek derdim sizi yakalamayacağı şekilde onu dışarı çıkartmanın bir yolunu bulmak.'' Ayrıca Cem'in bir kız kardeşi vardı. Onu da düşünmek zorundaydı. Bunu söylediğinde korktuğunu anladım. Evin tepesinden atlamasını söylediğim zaman da kız kardeşini düşündüğünü söylemişti. ''Ölürsem sen ne yapacaksın?'' demişti. Sonra atlamış, bir yerine bir şey olmamıştı. Sorumluluk duygusunu da Radley'lerin evi konusu ortaya çıkana kadar hatırlamadı. ''Korktun mu?'' dedi Dil.
Korktun da o zaman? Dil, böyle şeyleri düşünmeden olmaz ki, dedi Cem. Dur biraz düşüneyim. Bir kaplumbağayı kabuğundan çıkarmaya zorlamak gibi bir şey bu. Nasıl yani? Diye sordu Dil. Bir kibrit çakıp altına tutarsın. Radley'lerin evini tutuşturursa Atikus'a söyleyeceğimi belirttim. Bir kibrit çakıp kaplumbağanın altına tutmanın iğrenç bir şey olduğunu söyledi Dil. İğrenç falan değil. Sırf dışarı çıkarmak için ateşin içine atmak gibi bir şey değil, diye gürledi Cem. Kibritin ona zarar vermeyeceğini nereden biliyorsun? Kaplumbağalar hissetmez aptal, dedi Cem. Hiç kaplumbağa oldun mu? Aman be değil. Dur düşüneyim biraz. Bence onu şaşırtabiliriz. Cem öyle uzun uzun düşündü ki Dil biraz ödün vermek istedi. Korktuğunu söylemeyeceğim. Gidip eve dokunursan gri hayaleti sana vereceğim. Cem'in yüzü güldü. Eve mi dokunacağım? Hepsi bu mu? Dil başıyla onayladı. Emin misin? Hepsi bu mu? Geri döndüğümde yaygara koparıp başka türlü şeyler söylemeyeceksin ama. Tamam, hepsi bu kadar, dedi Dil. Seni avluda görünce belki kovalamak için dışarı çıkar. O zaman Scoot'la ikimiz üzerine atılır, onu yere bastırırız. Ona zarar vermeyeceğimizi söyleriz. Köşeden ayrıldık. Radley'lerin evinin önünden geçen sokağın karşısına geçtik. Bahçe kapısının önünde durduk. Haydi git, dedi Dil. Scoot'la ikimiz senin hemen arkanda olacağız. Gidiyorum, dedi Cem. Acele ettirmeyin. Arazinin köşesine kadar yürüdü. Sonra geri döndü. Sanki en iyi şekilde nasıl gireceğine karar vermek istermiş gibi kaşlarını çatarak, başını kaşıyarak ve dümdüz araziyi inceledi. O sırada ben alay eder gibi güldüm. Cem hızla bahçe kapısını itti. Evin yan tarafına koştu. Duvara bir şaplak vurup geri dönerek yanımızdan geçti gitti. Bu girişiminin başarılı olup olmadığını görmek için bile beklemedi. Dil ile ben de onun arkasına takıldık. Sağ salim kendi ön verandamıza ulaşmıştık. Hızlı hızlı soluyarak dönüp arkamıza baktık. O eski ev her zamanki gibi küskün ve suratsız görünüyordu. Ama sokağın aşağısına bakınca sanki içerideki bir kepengin kımıldadığını gördük. Tıkırt. Küçücük, neredeyse görünmez bir hareketin ardından ev yine kımıltısızdı.